Reuters'in haberi şöyle. Bakan Nebati, Londra'da döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Reuters Haber Ajansı, Bakan Nebati'nin toplantılarda döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Bloomberg ise Nebati'nin Türkiye'de enflasyon, yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldi dediğini aktardı. Bakanlık bu ifadeleri yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirdi. Reuters Haber Ajansı, Bakan Nebati'nin toplantılarda döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğunu aktardı. Görüşmelerin son gününde Twitter hesabından bir paylaşım yapan Nebati, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin sahip olduğu ekonomik modeli açıkladıklarını yazdı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında Bakan Nebati, toplamda yüze yakın üst düzey yöneticiyle görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Ajans haberinde toplantının detaylarına ilişkin Nebati'nin şu sözlerine yer verdi. Türkiye'de makroekonomik göstergelerin sağladığı katkıların hangi yöntemlerle belirlendiği, özellikle de yeni ekonomik modelin Türkiye'ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sordular. Bilgilendirmelerimizi çok sayık bir şekilde yaptık. Londra'da bulunan az önce ifade ettiğim tüm yatırımcıların en üst düzey şeffaf bir şekilde sorularını aldık. Şeffaf bir şekilde cevaplandırmaya gayret ettik. Ayrıca Anadolu Ajansı Nebati'nin görüşmelerde Türkiye'deki enflasyonun döviz kurlarında sağlanan istikrarla birlikte geçici olduğunu belirttiğini de aktardı. Reuters Haber Ajansı, toplantıya dair yaptığı bir haberde bakanlık görevinde ilk yurtdışı gezisini yapan Nebati'nin yatırımcılara Döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma taahhüdü verdiğini bildirdi. Reuters'ın aktardığına göre toplantılarda Nebati, Ankara'nın insanları yastık altı altınlarını liraya çevirmeye teşvik etmek için hafta sonu yeni bir plan açıklayabileceğini ve turizm sektöründen elde edilecek gelirin bu yıl pandemi öncesi seviyelere yükselerek 34,5 milyar dolar olacağı yönünde tahminlerinin olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2021 yılındaki toplam turizm geliri 24 milyar 482 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu gelir pandeminin de etkisiyle 2020'de 12 milyar dolara kadar düşmüştü. Pandemi öncesinde ise Türkiye 2019'da 34 milyar dolar turizm geliri elde etmişti.